Serpil Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Çok şükür. Öncelikle ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun. Rica ederim. Misafiri severim. Bizim için keyifli sizleri ziyaret etmek. Ben röportajımı öncelikle Serpil Hanım'ı tanımakla başlamak isteyeceğim. Serpil Hanım kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? 2005 yılında gayrimenkul işine başladım. Adapazarı'ndaki ilk bayan emlakçılardan, gayrimenkul danışmanlarından biriyim. Evet. Bu sektörde bayan olmadığı düşüncesiyle, bir de çok erkek işi olduğu için bayan olarak bu sektöre ilk adım atan kişilerden biriyim. Bayanlara önce oldunuz aslında, hani bir nevi de. Evet, bayanların bu işi yapabileceğine önce olan bir kişiyim. 15 kişilik eleman grubum, 2 tane şubem bulunmakta. Yani 24 saat çalışan bir şirketim. Patronculuk oynamıyoruz yani burada aslında. Kendimi hiçbir zaman patron olarak görmedim. Ben müşterilerimin en iyisi neyse onu yapmaya çalışan bir şirket olarak görüyorum kendimi. Onları memnun etmek bana çok ayrı bir haz veriyor. Bir evin ışığın yanması, geçerken bak burayı ben satmıştım ve burada bu kadar insan çalışıyor denmesi. Yani insanın belli bir seviyeden sonra bunlardan haz alıyor. Bir kere hiç kaybetmiyor, değer hiç kaybetmiyor. Hem malın duruyor, hem paran duruyor. Evet. Yani o yüzden bence tek yatırım yapılacak gayrimenkul diye düşünüyorum. Aslında bölge yatırım yapılması gereken bir bölge. Evet. Bölge hakkında böyle çok kısa bir bilgi alabilir miyiz sizden? Bir kere bizim bölgemiz sanayi alanında, yani çevredeki turizm alanlarıyla ilgili çok değerlenecek bölgelerimiz var burada. Ve İstanbul'un da Sakarya'ya kaydığı düşüncesindeyim. Evet. Ve imara açılacak şu an çok yerlerimiz var. Yatırımın en iyi yapılacak yer Sakarya olarak görüyorum. İstanbul'un, Ankara'nın ortası, Sapanca'ya 10 kilometre. Çok merkezi bir yer. Çok yani. Merkezi bir yer. Yani Adapazarı'nı seviyorum. Uzman kişilerle çalışırsanız emlakçılık mesleği ayak altına düşmeyeceğine, geleceğin sektörü olduğuna inanıyorum ben. Çok önemli bir nokta aslında. Bence de en önemli nokta lazım. Bu zaten. Kimse mağdur olmaz. Aynen öyle, ama bunların tercihlerini de müşteriler yaparsa, doğru yaparlarsa, bilinçli yaparlarsa kimse kaybetmez. Ki en azından gelip bir danışmaları bile yeter. Aynen yani öyle, bence de. Yani ben keyif alıyorum, bana gelip evet. Danışabilirsiniz. O zaman biz herkesi buraya davet edelim. Bekliyorum. Serpil Gayrimenkul'e davet edelim. Çay içmeye, kahve içmeye, bunlar aynen da aynen öyle. Bizim için kafi diyelim, mutlu her şey olurum. İşaret değil. Bu da bir gerçek. Doğru. Evet. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Serpil Hanım. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler. Saygılar.